Evet ablacığım, siz tanıyabilir miyiz? Tanırız. Tanıyalım o zaman. Evet. Tuğna. Emine. Emine Kuruca. Emine Kuruca. Şimdi akrabanın evi mi burası, komşunun evi mi? Komşu. Komşun. Evet. Akrabalık yok. Kirve. Var, kirivlik var. Kim şimdi? Senin beyin bu evin oğluna kirve mi oldu? He, oğlum kirve oldu. Emine abla, sen normalde bu köylü müsün? Buraya gelin mi geldin? Gelin, gelin. Nereden geldin? Ortanca köyü. Ortanca köyünden geldin? He. Peki pişman mısın gelin geldiğine? Yok. Niye pişmanım? Yani Ortanca'da mı daha rahattın, burada mı daha rahatsın? Burada rahatım. Orada ne yapıyordun ki rahat değildin? Burada işte bu. Ya herkes der ki baba evisi gibi. Yok, ben orayı sevmiyorum. Şimdi bak oradaki akrabaların seni izleyecek. Akraba çok orada. Seni izleyecekler. Hepsi orada, hepsi köy bizimkidir. Tamam da şimdi diyecekler bizi sevmiyor. Olsun. Silasınlar. Sen herifi daha çok seviyorsun. He, çok. Nerede? Herif nerede? Evde. Evde. Sen Sela'da orada durdun dedi, bu köyünün adı neydi? Sen de dedi yorma kayı. Ha, o senin herif miydi? He. Tamam. Sonra giderken konuşalım herifle. Ne konuş. Peki sen dedin ki ben çok seviyorum. Çok seviyorum. Ya Allah, Allah sizin mutluluğunuzu eksik etmez. Seni çok seviyor mu peki? Çok seviyorum. Ya siz daha liseli aşıklar gibisiniz hala. Daha bilsem diye aşık olmuşum. Peki, siz görücü usulüyle mi evlendiniz, yoksa severek mi evlendiniz? Biz görmediniz, biz seviyoruz. Biz akrabayı. Tamam da, görücü usulü mü? He. Ama seviyorsun. Seviyorum. Belki o senden bıkmıştır. Ya. Yok. Bu bende iyi. O senden iyi. Ya. Vallahi anacığım helal olsun. Ben sana ne diyeyim? Hiç işte söyle. Ne diyorsa söyle. Ne? Kaç çocuk var? 10. 10. He. Tabii o kadar sevgi 10 tane normal. Tabii. Peki kaçı kız, kaçı erkek? 6 kız, 4 erkek. 4 de erkek. Hı. Şimdi herif dese ki 11. yapalım ne olacak? Yoktur, nerede getirdin? Bitmiş. Nerede getirdin? Bu kadar mı? Peki anacığım. Bandı bitmiş. Akrabalara bir şey söylüyor musun, seni izleyen akrabalara? Ya salafkem, gert dasa radisem, çükçava radisem. O bırak giye kuaşın. O hava bak gidebim çeke. Emel İstanbul'a giye salafkem, çove giye poçkem. O Türkiye'ye giye salafkem. Bu kadar. Peki herifine bir şey diyor musun? O da izleyecek seni. Herifi Ali hazdık mı bir maçı? Seviyorsun. Seviyorum. Onu söylüyorsun. He, çok seviyorum. Peki anacığım, teşekkür ediyorum. Sağ ol. Maşallah annen babanı hala çok seviyor. Anneniz değil mi? Tabii anamız da. Anamız babayı seviyor da çocuklarını babamızdan daha çok seviyor. Tabii kendi evlatlarından daha çok seviyor. O sizi programınızda espri olsun diye bu konuyu gündeme getirdi. Esprili bir yaklaşım yani gösterdi. Şimdi ben anama baktım. Evet. Leyla ile Mecnun, evet. Kerem ile Aslı, Ferhat ile Şirin. Oho, onları da sonladı. Ya işte öyle bir sizin keyfiniz hoş olsun diye programın. Şimdi ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Doğru ama. Doğru. Yalnız ben şunu söyleyeyim. Önce sizi bir tanıyalım. Adım İsmail Kuruca. Yarmakayalıyım. Siz köyümüze hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu programdan dolayı size teşekkür ediyoruz. Bütün Adıyaman ve bütün milletin bayramını, Ramazan bayramını kutluyoruz. Yani bayram daha gelmemiş ama şimdiden kutlamayı, bu fırsatımız olmayacağı için şimdiden diyorsun. Evet, kutluyoruz. Herkese sağlıklı mutluluklar diliyoruz. Herkes huzurlu olsun. Barış olsun her şeyden önce. Barış. Biz barışı seven insanlarız. Peki Yarmakaya ismi nereden geliyor biliyor musun? Şimdi Yarmakaya bu tabii devletin yani köylere yeni isim verildikten sonra geldi bu. Ama yani şimdi yıllarca Çakal ismi vardı. Daha sonra devlet değiştirdi. Yarmakaya yaptı da yani sormadınız mı neden Yarmakaya? Yani ya şimdi, neye istinaden? Şimdi şöyle bir durum. Köyümüzün önünde yol geçiyordu. İki yarma var. Birini sağda biri solda. Biz ondan dolayı diyoruz. Evet. Bak işte diyorum ya. Ondan yani dolayı diyoruz ki Yarmakaya ismi oradan verilmiş. İki yarma arasında olduğu için Yarmakaya denilmiş. Oradan dolayı. Evet. Çakal nereden geliyor? Çakal da bu Pişnik'ten, Duru Kaynak'tan başlanan dere,
dere yatağı Atatürk Barajı'na kadar Çakal Çayı deniliyor. Bizim köyün ismi de o çaydan alınmıştır yani. Fakat ne zamandan beri bu çay var onu bilmiyoruz. Peki siz köyde mi kalıyorsunuz? Başka bir uğraşınız var mı? Vallahi köyde kalıyoruz. Çiftçilikle uğraşıyoruz. Serbest yani bazen işte emlak işiyle uğraşıyorum. Kendi çapımda bir arsa alıp satıyorum. Yani kendimiz geçindiriyoruz. Böyle devam ediyor evet. Diyorsun. Peki son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Vallahi son diyeceğim şu. Böyle programların eksik olmamasını istiyoruz. Sizin varlığınızdan dolayı da Allah razı olsun sizden. Sizlerden diyoruz. De cümlemizden. Kameraman arkadaşlara da teşekkür ediyoruz. Kameramana gerek yok. Boş olun. Bana teşekkür et yeter. Sana da teşekkür ediyoruz. Arkadaşa da teşekkür ediyoruz. Yok. Kapatma. Çünkü size lazım olacak. Mecbur işte. Yani mecbur öyle. Görüyorsun halimizi. Bak yok. Tehditle kendini sevdirmeye çalışıyor. Evet. Gerçekten güzel. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Oldu. Biz sağ teşekkür ederiz. Sağ olun.